Gittim o. Gittim o, beni de bebeğimi de düşünmeyen nankör abla. Yazık, çok yazık. Niye bana söylemedin? Nasıl söylemedin? Niye sakladın da bana gelmedin? Niye sana gelmedim, öyle mi? Ne yapacaktın sana gelseydim? Yüzüme tükürmekten başka, acından saçını başını yolmaktan başka ne yapacaktın anne? Ben senin annenim kızım. Niye sana gelmemişim? Gelip derdimi anlatsaydım dinler miydin anne beni? Hatağınla, günahınla evladımsın der, koynuna basar mıydın anne sen beni ha? Ben hiç senin kendine kıymanı müsaade eder miydim kızım? Beklemedim ama ben müsaade. İzin istemeden kıydım ben kendimi. Bak anne. Karnımdakinin hediyesi bu. Torununun hediyesi bu. Ağla işte sen. Senin annelik anlayışın bu, anca ağla. Bak el alemin annesine. Arkalarında aşılmaz dağ gibi. Ama benim annem, benim karşımda sadece ağlasın, bağırsın, çağırsın. Sen bana ne dersen de, sen de anne olacaksın. O zaman beni anlayacaksın. Ben de o zamana kadar gerekirse bağırma, kızlığın taş basın, bana mısın demeyeceğim. Sen bana ne yaparsan yap, bana mısın demeyeceğim. Sizleri dışarıya alalım. Dikişleri kontrol edeceğim. Ben annesiyim ama. Sadece babaannem kalsın lütfen. Lütfen. Olan olmuş artık. Bebek var. Dua edeceğiz. Nikah var. Şükredeceğiz. Bebek var. Nikah var. Edep yok. Kan dökülmediği kaldıydı evde. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bir kazadan, beladan, kandan koru. Tövbeler olsun. Kız öldü mü yoksa? İyi. İyi olacaklar. E bu suratın ne o zaman böyle? Hem iyi olacaklar ne demek? Kaç kişi bunlar? Ama ya bitmedi mi daha? Çok zorlamışsınız. Doktorla konuşup geleceğim. Siz kımıldamayın ve kendiniz kasmayın. Oh. Ah kızım ah. Ciğerimizi söküp attın. Canımızı yaktın be kızım. Bırak şimdi canımızı falan. O ablam da annem de görecek layığını. Ben de göreceğim. Eğer karnımdaki bebeğe bir şey olursa o kadın, o cadı kadın beni yaşatmaz. Eğer bu bebek ölürse, gözümün yaşına bakmadan o kadın beni harcar. Hem de bozuk para gibi harcar. Ah kızım, ah. Vakitsiz patlattın bombayı. Vallahi vakitsiz patlattın.
Bir şey yapmam lazım. Kendimi güvenceye almam lazım. Sen yaptın yapacağını, ha? Ne yapacaksın bu saatten sonra? Kıyafetlerim nerede benim? Benim telefonumda, senin telefonunda, kıyafetlerimin cebindeydi. Nerede? Ne yapacaksın şimdi telefon? Telefonumu alıp fotoğraflarımı çekeceksin. Kız hayırdır inşallah. Ben sen iyice uçtun ha. Ben değil. Kayınvalideciğin aklı uçacak. Yani şöyle küvette köpüklere boğayım kendimi dedim. Kulağımda kulaklıklar. Öyle 300-500 falan değil ha meditasyon müziği. Bırakıyorum kendimi, çıkıyorum nirvanalara. Sonra odadan çıkınca ne oluyor bil bakalım. Pediküreme kan bulaşıyor. Sebep? Dostum ağlama ama karın kendini kesmiş. Yani ben öyle duydum en azından. Senin aklın başında olsaydı, bir ne olduğunu anlasaydın, başına geleni anlasaydın, işte o zaman o bıçağı çıkartır, sen de kendini bıçaklardın. Uf be Nedim. Yani başına gelenin farkında mısın? Paçozun dibinin dibine düştün. Farkında mısın bunun? Baltısın da gelmiş. Bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz Nedim'ciğim. Bir sonraki aile trajedisinde başını bekleyecek olan Safalok yine ben olacağım için görüşürüz tabii. Yaşıyor herhalde. Tabii ki yaşıyor. Servet'in daha yeni avladı. Yaşamaz olur mu hiç? Herkes ayıplasın. Annem bir değil, bin tokat atsın. Yine de inanmıyorum. Ne bu evliliğe, ne de senin baba olacağına. Bütün bunlar, bu yaşadıkların pis, çürük, kirli bir oyun gibi. Ben buradaydım. Sana nasıl baktığını, nasıl davrandığını gördüm. Bu gerçek olamaz. Keşke yüzüme baksa. Keşke. Keşke bana bir şey söylesen. Ne olduğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Ya şu kapı kapandığında ne yaşadığını keşke söylesen. Keşke bana bir şey söylesen. Keşke bana seni kurtarabileceğim bir şey söylesen. Yalan desen, gerçek değil desen. Demesen de biliyorum. Gerçek değil ve ben... Hemşireler. Bu ne Agah Bey? Eğer gerçek olmasaydı... bu evliliğe razı olmam için... cesedimi çiğnemeleri gerekirdi. Thank you.